Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün üslü sayılar çözümlü örnekler serimizin 3. videosuyla birlikteyiz. Bugün çözümleme ve sıralama ile ilgili çözümlü örnekler yapacağız ve siz de kendinizi test etme imkanı bulacaksınız. Üslü denklemler, üslün üslü ve sıralama ile ilgili videomuz için sağ alt köşedeki resme tıklayabilirsiniz. Üslü sayı sorularını yapmakta zorlanıyorsanız da çözüm yolları konulu videomuzu izleyebilirsiniz. Linkleri açıklama kısmına ekledim arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz hemen abone olmanızı istiyorum. Aşağıdaki abone ol butonuna tıklamanız yeterli. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Derslerimize kalem kağıt olmadan başlamıyoruz arkadaşlar. Herkes hazırsa dersimiz başlıyor. Uygulamamızdan bahsedeyim arkadaşlar. Her soru geldiğinde 5 saniye geri sayım başlayacak. Siz durduracaksınız videonuzu ve sorunuzu çözeceksiniz. Sonra benim çözümümden kontrol edeceksiniz ve video sonunda kaç puan aldığınızı yorum kısmına yazacaksınız. İlk sorumuzla başlayalım. Soruyu çözmeden önce biraz çözümlemeden bahsedeyim arkadaşlar. Öncelikle ondalık sayıların basamaklarını bilmek gerekiyor. Virgülden öncesi ve virgülden sonrası ayrı değerlendiriyordu. Virgülden öncesini biliyorsunuz, ler, onlar, yüzler diye gidiyordu. Virgülden sonrası ise onda bir, yüzde bir, binde bir diye gidiyor. İkinci olarak onun kuvvetleri ne anlama geliyor? Üzeri sıfır, bir demektir, yani birler basamağı. 10 üzeri 1, 10 demektir, onlar basamağı. 10 üzeri 2, yüzler. 10 üzeri 3, binler basamağı sayısını ifade etmek için kullanılıyor. Virgülden sonrasında ise 10 üzeri eksi 1, 0, 1 demektir, yani onda 1. Eksi 2 olursa yüzde birler basamağıdır. Bunlar 1 bölü olarak da ifade edilebiliyor. Şimdi sorumuza gelecek olursak, 10 üzeri 1, 10'du, 6 kere 10, 60. 10 üzeri 0, 1'di, 2 kere 1, 2. Bakın virgülden önceki kısmı pozitif olanlar, virgülden öncekiler 62 oldu. Zaten buradan baktığınızda A şıkkı çıkıyor. Ama gerisine de bakalım. Üzeri eksi 1, 0, 1'di, yani 0, 7 yapacak. 0,7'yi eklersem 10'da 1'ler basamağımız 7 demektir. Yüzde 1'ler basamağımız da 3 demektir. O da A şıkkı oluyor. Yukarıdaki çözümlenmiş şekilde verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Yine az önceki yöntemimizle sayılarımızı bulacağız. 10 üzeri 3, 10'un 3. kuvveti 1000'dir, 4000 yapar. 10 üzeri 0, 1'di, 8 kere 1, 8. Virgülden öncekiler bitti, bakın eksiler virgülden sonra. 4008 yaptı, demek ki virgülden önceki kısmı 4008 olacak. Bir sonrakine bakıyorum, 0'dan sonra eksi 1 gelmeliydi, o yok. O zaman orada 0 olacak. Geliyorum eksi 2, yani 0,06, yani yüzde birler basamağımız 6 olacak, binde birler basamağımız 9 olacak. O da cevabımızın C şıkkı olduğunu gösteriyor. Yukarıdaki sayının 10'un kuvvetleri şeklinde çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Bu sefer sayıyı vermiş, biz çözümleyeceğiz. Öncelikle sayımıza bakalım. Birler basamağı, onlar basamağımız var virgülden önce, virgülden sonra da onda birler, yüzde birler basamak. Bizim basamak değeri 70'tir. 7 kere 10, yani 7 çarpı 10 üzeri 1'dir. 2 ise 2 çarpı 10 üzeri 0'dır birler basamağı olduğu için. Onda birler basamağımız 0'dır. Onu yazmaya gerek yok. Yüzde birler basamağına geçiyorum. Yüzde birleri de 10 üzeri eksi 2 olarak gösteriyorduk. O zaman 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 oluyor. Buradan baktığınızda cevabın A şıkkı olduğunu görebilirsiniz. Bu sorumuzda 1 bölü 10, 1 bölü 1000 olarak göstermiş sayılarımızı, 0 virgül olarak değil. 10'un karesi 10 üzeri 2, 100'dür, 4 kere 100, burası 400. 10 üzeri 0, 1'dir, 5 kere 1, 5. Virgülden önceki kısmımız 405'miş arkadaşlar, onu yazdık. Virgülden sonra 10'da birler basamağımız arkadaşlar, 0,2 değerinde, yani 2 virgülden sonraki ilk basamağımız. Sonra yüzde birler gelmesi gerekiyordu ama yok arkadaşlar, onun yerine 0 koyuyoruz. Sonra binde birler basamağımız 7'ymiş. Cevap 405,207, yani D şıkkı. Yukarıda çözümlenmiş şekilde verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? 10 üzeri 4, 4 sıfır koyacağız arkadaşlar, yani 10.000 demektir. 7 ile çarparsam 70.000 yapar. 7 çarpı 10 üzerinde ne olur arkadaşlar? 1, ama yazma gereği duymamışlar. Burası da 70. O zaman virgülden önceki kısma bakıyorum. 70.070 yazıyorum. 70.070. Virgülden sonraki kısımda bakın yüzde birler basamağı var. 10'da birler basamağı yok. O zaman virgülden sonra 0,7 gelecek. Çünkü 10'da birler basamağımızı koymamışlar buraya. Sayımıza baktığımızda cevabın A şıkkı olduğunu görüyoruz. İlk 5 sorumuzu geride bıraktık arkadaşlar. Umarım 50 puan almışsınızdır. Daha çok video için videoyu beğenip arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Videoyu beğenirseniz daha çok video çekmemizi teşvik etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Videoyu beğenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. 6. sorumuzla devam edelim.
Yukarıda verilen ifadeye göre A ve C'nin toplamı kaçtır? Öncelikle 146,28 sayısını ben kendim çözümleyeceğim. Önce sayıyı parçalara ayıracağım arkadaşlar. 346,02,008. Şimdi bunları üslü olarak yazalım. 3 çarpı 10'un karesi, 4 çarpı 10 üzeri 1, 6 çarpı 10 üzeri 0. Virgülden önceyi tamamladık. Virgülden sonraları eksi, 2 çarpı 10 üzeri eksi 1, %1'ler 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şimdi yukarıdaki çözümlemeyle kıyaslayalım. İlk olarak A 10 üzeri 1'in önündeki sayıdır. O zaman A 4'tür. B sayımız, B sayısına bakıyorum arkadaşlar. 6 ile ilgili olan 10'un kuvveti, o da nedir? 0'dır. B sayımız 0. C sayımız da 8'in 10'un kuvveti. 8'incinin 10'un kuvveti eksi 2. C sayımız da eksi 2'ymiş. Bunları toplarsam 4 artı eksi 2 artı 2, yani A şıkkıdır. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istiyor arkadaşlar. Sayılara baktığınızda aynı zamanda üssün üssüyle ilgili de bir soru. Üssün üssü sorularında hepsini açıyorduk arkadaşlar. A sayısıyla başlayalım. 2 üzeri 3 parantez 4. 3 kere 4 12. A sayımız 2 üzeri 12'ymiş. B sayımız 7 kere 7 49. C sayımız 5 kere 4 2 üzeri 20'dir. D sayımız da 2 üzeri 7 kere 3 21'dir. 2 üzeri 21. Buradan baktığınızda en büyük sayının B, sonra D olduğunu görüyoruz. B, D, C, A. B, D, C, A şıklarımıza baktığımızda cevabın D şıkkı olduğunu görüyoruz. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor. O zaman bunların hepsini tek tek cevaplamamız gerekiyor. İlk soruyla başlayalım. Eksi 2 üzeri 4 diyor arkadaşlar. Buradaki eksi parantez dışında olduğu için buradaki çift kuvvet onu etkilemeyecek. Eksimi yazıyorum. 2 üzeri 4, 16. Burada parantez olsaydı artı 16 olacaktı. İkinci kısmımız yine eksi dışarıda, parantez yok. 2'nin karesi 4, eksi 4. Şimdi bakalım, eksi 16, eksi 4'ten büyüktür diyor. Yanlış ifade. İkinci sorumuza geliyoruz. Eksi 5 parantez içinde ama ilgilendirmiyor bizi. Çünkü bütün sıfırıncı kuvvetler 1'e eşittir arkadaşlar. 1'i yazıyorum. Burada eksi dışarıda. Sadece 5'in sıfırıncı kuvveti alacağız. Eksiyi yazıyorum. Sonra 5'in sıfırıncı kuvvetini alıyorum. Eksi 1 olacak. 5'in sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bu eksiyi sonradan yazıyoruz. Parantez dışında olduğu için. Buradan baktığınızda 1 eksi 1'den büyüktür diyor. Doğru. 3 üzeri eksi 1. Eksi 1 ters çevirir 1 bölü 3 olur. Eksi 2 ters çevirir 1 bölü 9 olur. 1 bölü 3 1 bölü 9'dan büyüktür diyor. Kesirli ifadelerde üstler aynıysa altlar tersten sıralanıyordu. Yani 1 bölü 3 daha büyüktür. Doğru. 4'e gelelim. Negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. Eksi. 6'yı 3 kez çarparsanız 216 yapacak arkadaşlar. Eksi 216. Negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. 6'nın karesi 36. Eksi 216 36'dan büyük değildir. Bu da yanlış. Cevabımız 2 ve 3, yani B şıkkı. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. X, Y, Z. Sayılara baktığımda 3, 9 ve 81 hepsini 3'ün kuvveti olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Birinciyle başlayalım. Eksi 3'ün 6. kuvveti çift kuvvet olduğu için parantezi kaldırabilirim. Artıya döner 3 üzeri 6. Eksi dışarıda, eksiyle işimiz yok. Bakın bu önemli. Eksi dışarıda. 9'u 3'ün karesi olarak yazıyorum. Eksiyi dışarıda bırakıyorum bakın. Bu eksi dışarıda. 3'ün karesi. Üstünü üstünü açarsam 2 kere 3, 6. Eksi 3 üzeri 6 oldu arkadaşlar. Sonuca geliyorum. Bu sefer eksi parantez içinde olduğu için pozitife dönecek arkadaşlar. 81 3'ün 4. kuvvetidir. Eksi 3 üzeri 4'ün karesi. 4 kere 2 8. 3 üzeri 8. Artıya döndü. Neden? Çift kuvvetten dolayı. Buradan sıralarsanız en büyük olan Z. Sonra X. Sonra eksi olan Y'dir. Sıralamamız Z, X, Y olacak. Cevap B şıkkı. Verilen ifadeleri küçükten büyüğe sıralamamız isteniyor arkadaşlar. Başlayalım. 1 üzeri 100 ile başlayalım arkadaşlar. 1'in tüm kuvvetleri 1'dir arkadaşlar, yazdık. 2 üzeri 50, 4 üzeri 27, 8 üzeri 15, 2, 4, 8. Bunların hepsini 2'nin kuvvetine çevireceğiz. 2 üzeri 50 zaten 2'nin kuvvetidir. Geçtim. 4 üzeri 27 de 4'ün yerine 2'nin karesi yazıyorum. 2 kere 27, 54. 8 üzeri 15 de 8'in yerine 2 üzeri 3 yazıyorum. 3 kere 15,
45. 2 üzeri 45 oldu. Şimdi sıralarsak arkadaşlar en büyüğü hangisi? 2 üzeri 54. Yani 4 üzeri 27. Bakıyorum. A ve C gitti. B ve D kaldı. 4 üzeri 27, 4 üzeri 27. Sonra 2 üzeri 50 olan 4 cevap B şıkkı. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Video hakkındaki görüşleriniz ve kaç doğrunuz olduğunu yorum kısmından yazıyorsunuz. Ayrıca konu isteklerinizi de yorum kısmında belirtebilirsiniz. Daha çok video için aşağıdaki beğen butonundan videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Diğer 8. sınıf TEOG konuları için ekrandaki resimlere tıklayabilir ya da açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Sloganımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçiyi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.